Masonların kendi yazdıklarına göre ilk loca diyor 1721 yılında İstanbul'a Fransızlar tarafından kuruldu diyorlar. Bilmiyorum. Fakat şunu biliyorum, kendileri de söylüyorlar. 1909 yılında Türkiye Büyük Locası meşrutiyetin ilanından sonra 1909 yılında kurulmuştu diyor. Evet. Efendim 1861 yılında 1748'de falan imparatorluk topraklarında çeşitli localar vardır diyor. Özellikle Makedonya, yani Selanik. O çok sonra, o çok sonra. Suriye'yi falan diyorlar. 1890'larda falan var. 1700'lü yıllardan bahsediyorum. Konsolosluklar vasıtasıyla kurulmuş. O şekilde söylüyorlar. Efendim, bir Ser Lojası, Etuval de Bosfor, Boğaziçi Yıldızı, böyle localardan bahsediyorlar. Efendim, fakat kendi söyledikleri resmi Türk Lojası ilk 1909 yılında kurulmuştu diyorlar. Efendim, ilk büyük üstad da meşru Talat Paşa. Sadrazam. Sadrazam Talat Paşa'dır. Fakat sayın masonlardan rica edeyim, çok ayıp ediyorsunuz. Bu hüve kabul edilmiş Masonlar Büyük Lojası Derneği Mason Ork sitesinde Talat Sait Paşa deniyor. Büyük Üstad Talat Sait Paşa'nın ismi o değildir. Ekranda görüyoruz. Talat Paşa da lütfen Büyük Üstadınızın ismini, ilk Büyük Üstadınızın ismini öğrenin, yanlış yazmayın. Efendim, fakat daha önce Türkiye'de bazı, daha doğrusu Osmanlı İmparatorluğu'nda bazı Masonik faaliyetler olduğu arşiv belgelerinde çıkıyor. Evet. Şimdi sen şu belgeyi anlat istersen. Bu şimdi, ilk Mason belgesi değil mi? Türkiye'de çıkan. Tarihler... Hatta onu ekrana bir göster. Ekranda da şeyde vardı. Var mı? Vardı evet. O zaman ilk gün orada belge diyordu. Şöyle yeşilimsi bir kağıt, onu gösterelim lütfen. Masonlarla ilgili yani bu tür 20. yüzyılda yazılmış kitapların dışında evet şu anda belge çıktı. Bu Sinan Çuluk tarafından Osmanlı arşivinde çalışan değerli bir tarihçi kardeşimizdir. Bu belgeyi yayınladı. Arşiv bülteninde çıkmak üzere bize verdi. Teşekkür. Daha çıkmadı yani. Daha çıkmadı. Teşekkür ediyoruz. Yani bunu bize lütfettiği için. Evet efendim. Tarihi program yapıyoruz. Masonlar hakkındaki Türkiye'deki ilk resmi belge budur. İlk bu programda yayınlanıyor, görüyoruz. Şimdi ne diyor orada? Bu Gümrükçübaşı Mehmet Esat Ağa isimli birisi bir mektup yazıyor İstanbul'daki Halil Efendi. Hı-hı. 1798 tarihli. Yani bundan önce hatta 18. yüzyılın hiçbir belge yoktu. Kroniklerde bilgi vardı ama bu belgeden önce hiçbir belge yoktu. Yani Sinan'ın bulduğu bu belge ilk Masonluk tarihinde Türkçe ilk belgedir. Evet. Burada çok ilginç. Yıl 1800, 1798. 1798. Yani evet. 3. Selim dönemi. Hı hı. Burada şöyle bir ilginç bir şey var. Bu Masonluğun o dönemde yayıldığını gösteriyor. Yani çünkü belgede diyor ki inşallah diyor Mehmet Esat Efendi vezir olur diyor. İstanbul'a gelirim, yine diyor farmasonların canına diyor limon sıkarım diyor. Böyle mi yazmış? Böyle yazmış, aynen böyle yazmış. Yani tabii bu şunu gösteriyor, o dönemde farmasonların canlarına limon sıkarım diyor. Yani burada masonluğun yayıldığını anlıyoruz ki, bunun arka planı kroniklerde var. Yani dönemin tarihlerinde bizim Fikret Sarıcıoğlu, 1. Abdülhamit kitabında bunu yazdı. Halil Hamit Paşa var meşhur biliyorsunuz. Sadrazam evet. Sadrazam. Şeyin büyük büyük dedesidir. Kemal Derviş'in. Kemal Derviş'in. 1700... Bir dakika, fakat bu belge... Belge olarak ilk... O dönemde hayır, belgenin yazıldığı tabii 1793 mü? 1798. Selim Sarısı 3. Selim'dir. 3. Selim, evet. 3. Selim dönemi, evet. Yani bu belgeden önce belge yok. Sadece bir iki tarih kitabında var. İşte resmini de gördüğümüz Halil Hamit Paşa, 1782 ile 85 yılları arasında sadrazamlık yapıyor. Hı hı. Bürokrasiden yükseliyor, çok hızlı yükseliyor. Evet. Onunla ilgili ilginç bir şey var ve daha sonra biliyorsunuz 3. Selim'i tahta geçirmek isteyip 1. Abdülhamit'i tahttan indirip 3. Selim'i tahta geçirmek istediği için öldürülüyor. Ve o dönemin yazılan tarihlerinde mesela anonim bir tarih var İstanbul Üniversitesi'nde 59-45'te ve Nuri tarihinde şu anlatılıyor. Halil Hamit Paşa, işte İsmail Raif Efendi Reis Kütap, Nişancı Yenişehirli Osman Efendi gibi bürokratların farmason olduğu, bunların bir cemiyet kurduğunu anlatılıyor. Bu belgeyle de birleştiği zaman, yani 1. Abdülhamit döneminden itibaren, 1770'li yıllardan itibaren masonluğun İstanbul'da oldukça yayıldığını anlıyoruz. Hı. Ve devlet içinde bazı grupları da rahatsız ettiğini anlıyoruz. Çünkü belgede aynen öyle söylüyor. Gelip diyor canlarına limon sıkacağım bunların diyor. Yani bu önemli bir şey. Yani dedikleri gibi 18. yüzyılın başlarına kadar inmiyor. Yani ancak 1. Abdülhamit döneminden itibaren masonluk Osmanlı tarih sahnesindeki yerini alıyor.
Ve 3. Selim döneminde çok aktif bir duruma geliyor. Fakat 2. Mahmut döneminde meşhur tabirleriyle uykuya dalıyorlar. Çünkü 2. Mahmut Bektaşileri Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdığı için Bektaşilikle de bağlantılara bulunan bazı masonlar o dönemde aktif faaliyette görülmüyorlar. Çünkü 2. Mahmut döneminde çalışan bir arkadaşımız var, Yüksel Çelik, ona sordum ben. O dönemi çok çalıştı, çok belge gördü. Masonlukla ilgili herhangi bir belgeye de rastlamadığını söyledi o dönemde. Bir dakika, bu 2. Mahmut zamanındaki masonlar, yani uykuya yattığını söylediği masonlar Osmanlılardan mı? Yoksa konsolosluk şubu falan mı? Şimdi mesela 3. Selim döneminde belgelerde ve tarih kitaplarında masonlara rastlıyoruz. Hı. Ancak 2. Mahmut döneminde belgelerde ve kroniklerde geçmiyor. Mesela bunun gibi yine 3. Selim döneminde bir tarih kitabı olan Asım tarihinde de masonlardan bahsediyor. Kısa bilgiler var ama. Hı hı. Yani mason olmuş Hasan Ağa diye birinden bahsediyor. Ama 2. Mahmut döneminde bir bilgiye rastlayamadık şu anda. Ama tabii şu var. Mesela Sinan bunu şeyden buldu, dosya tasnifinden, ki dosya, binlerce dosya var. Her dosyada 100 tane belge var. Yani 1000 dosya baksanız 100 bin evrak bakmanız lazım. Yani evet, ne çıkacağını bilemeyiz. Ancak bugünkü bilgilerimiz ışığında yani 1770'li yıllarda 1. Abdülhamit döneminde İstanbul'da masonluğun yayıldığını, Sadrazam Halil Hamit Paşa'nın ve bürokratların bu mason örgütlenmesine girdiğini, 3. Selim döneminde iyice kuvvetlendiğini ve devlet adamlarının bir kısmıyla da rekabet haline girdiğini biliyoruz.